Merhaba arkadaşlar, ben Mesut Urel. Bugün Tek21 firmasının iki tane pedalı için buradayız. Bir kıyaslama yapacağız sizle birlikte. Flyrig pedallarından belki bazılarınız kullandı daha önce. Gitaristlerin bayağı bir işini çözen küçücük, minik bir pedal boyuna göre oldukça büyük işler başarıyor. Bu preamfili bir pedal arkadaşlar, Flyrig serisi. Bu videoda biz iki tanesinin arasında böyle bir EQ'larını falan bir kıyaslayacağız bakalım ne gibi farklılıklar var. Bu elimde görmüş olduğunuz arkadaşlar, Richie Kotzen imzalı olan Flyrig, Tek21 firmasının RK5 diye geçiyor. RK5. İlk önce iki pedalın ortak özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Daha sonra tek tek duyacağız hepsini. Şimdi hepsinde, yani üretilmiş bütün Flyrig'lerde şöyle bir mantık var. Şu bölgeye efekt katını yerleştiriyor. Orta bölmede bir Sansamp var. Sansamp'i belki bilirsiniz. Tek21'in o kadar bugün ünlü olmasının sebebi o ilk yıllar önce, belki 15-20 yıl önce, belki daha fazla piyasaya sürmüş olduğu o Sansamp'ti. Sansamp direkt miksere girdiğimiz zaman veya direkt ses kartına taktığımız zaman balanslı, dengeli bir sinyal verebilen ilk aksesuardı bizim için belki. Uzun yıllar kullandık onu. Daha sonra işte yıllar geçti. Teknolojilerle de bu Flyrig serisi üretildi. Bu tarafta da bir distortion pedal. Bu üretilmiş her Flyrig'in biliyorsunuz bu Richie Kotzen imzalı bir tane Flyrig RK5. RK5'in bu İçindeki distortion tarzı Richie Kotzen'ın özellikle kişisel olarak sevdiği ve geliştirdiği distortion katı. Richie Kotzen biliyorsunuz bol bol distortion seviyor. Onun için bu alette birazdan duyacağız. Oldukça yoğun distortion var mesela. Pedalın kullanımı çok basit. Burada görüyorsunuz arkadaşlar bir tane power girişi var. Elektriğe bağladım. Buradan in, buradan out. Yani gitarımı taktım, çıkışını ya amfiye ya miksere bir yere verdim. Her ikisi de çözebiliyor. Bu çok önemli bir özellik. Ve biliyorsunuz büyük ağır pedal boardlar taşımak yerine bunu cebimize koyup veya gitarın case'ine koyup götürebiliyorsunuz. Ve bayağı bir işimizi çözüyor, rahatlatıyor. Bakalım beğenecek misiniz? Gelin şimdi inceleyelim. Hemen Flyrig'in RK5 ile başlıyorum. Orta katını devreye sokuyorum. İlk önce amfimden her zaman olduğu gibi clean bir ton. Her şey saat 12 yönünü gösteriyor burada. Gelin Fender statları olanlar için bir single örneği verelim. Aynı tonu hiç ellemeden. Sansamp kısmını hiç ellemeden üzerine delay ekliyorum arkadaşlar. Delay katını açıyorum şu an. Çok natural, hoş bir delay tadı var. Henüz distortion tarafına hiç geçmeden önce bu Sansamp tarafındaki, yani şu an amfiye bağlı olduğum için bir nevi ben bunu kompresör gibi görüyorum. Bir de içinde drive olduğundan dolayı böyle hani TS-9 falan vardır ya Ibanez'in. Hani o tatta acaba neler yapabiliyorum? Biraz daha drive eklediğim zaman ne oluyor? Gelin deneyelim. Evet, sıra geldi hepimizin beklediği distortion katına. O OMG yazan, yani Oh My God kısmı. Boşuna demiyor Oh My God diye çünkü çok fazla distortion seviyor. Distortion yükü açısından gerçekten kuvvetli bir pedal. Diğerlerine kıyasladığım zaman bunun çıkışları biraz daha yüksek. Yani level biraz daha fazla level, distortion biraz daha fazla distortion. Zaten kullananlar bilecektir. Çaldığınız müzik tarzına göre arkadaşlar seçim yapabilirsiniz bununla ilgili. Şimdi Sansamp kısmını kapatıyorum. Ya çünkü zaten amfiye bağlıyım ama birazdan açacağım yine. Sanki bir kompresör niyetinde veya bir screamer falan gibi alta eklemiş gibi bir tat elde etmek için. Evet, yine drive saat 12 yönünü gösteriyor arkadaşlar.
O şekilde bir duyalım bakalım neye benziyor. Delay cut'ını burada hiç kapatmıyorum. Çünkü biraz lezzet versin işte. Biraz tat olsun, böyle efektli olsun diye. Hadi bakalım. Bu kadar distortion yetmez gibi arkadaşlar, üstünde bir de boost var, daha boost kapalıydı. Şimdi bir de onu devreye sokuyorum. Çalıyorken açacağım. Şimdi arkadaşlar pedalın her tarafını çalıştıracağım. Delay de açık olacak, sense amp de açık olacak, distortion tarafı da açık olacak. Hemen Plexi'ye geçiyorum arkadaşlar. Firex Plexi versiyonu gri olan. Tamam mı? Sense Amp kısmını çalıştırıyorum. O hem biraz kompresör hem biraz böyle bluesy. İşte içinde biliyorsunuz kabin simülatörü var. Onun sayesinde girebiliyoruz direkt mikstere veya ses kartına. Bir duyalım bakalım. Daha ilk dokunuşta hemen belli etti yani. Diğerinde Sense Amp'in RK5 versiyonundaki EQ'lar direkt farklı. Şu an bu daha blues funk yönüne ait bir pedal gibi hissettirdi bana daha ilk dokunuşumda. Diğeri biraz daha rock soundlar içinde arkadaşlar. Bakalım burada daha neler olacak. Single coil için örnek verelim bir tane. Valla bu güzel bir tat, güzel bir lezzet. Hemen delay eklemek istiyorum üzerine. Sabırsızlandım açıkçası. Bakalım ne kadar fark ettirecek. Her şey yine saat 12 yönüne bakıyor. Valla hiç fena değil. Şimdi Sense Amp kısmını kapatıp bir distortion kalitesine bakalım. Tabii Plexi adı üzerinde şöyle şeyler çağrıştırıyor arkadaşlar. Müzik
Bir de boost edelim bakalım. Bir de distortion olayına senzem kısmını ekliyorum. Evet, tahmin ettiğim gibi biraz daha böyle yuvarladı tonları. Demek ki senzemsiz kullandığımız zaman bunları arkadaşlar, ortadaki o preamp'li katını açmazsak biraz daha böyle kırçıllı bir distortion oluyor. Biraz daha agresif oluyor diyeyim. Bunu koyduğumuz zaman sanki biraz daha sanki kompreslenmiş bir sound gibi geliyor. O sivri köşeler biraz yuvarlanmış gibi oluyor. Ve yine son olarak da bu sefer Plexi pedalının Flyrig Plexi Tech 21, delay açık, senzem açık, distortion açık, boost açık, her şey açık arkadaşlar. Gayet zevkli. Umarım duyduklarınız hoşunuza gitti. Bu videoda Flyrig Plexi ve RK5'i kıyasladık. Tech 21 firmasının. Her zaman söylediğim gibi kendi gitarınızı alın, tüneldeki Senkop mağazasına gidin, takın. Bakalım sizi tatmin edecek mi, beni ettiği kadar. Kaliteli firmadır, güzel aletlerdir, sahneye taşıyabileceğiniz aletlerdir, evde tatmin olabileceğiniz aletlerdir ve aynı şekilde prova stüdyosunda. Oldukça profesyonel. Tavsiye eder miyiz? Ederiz. Güzeldir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.